Evet sevgili dostlarım, en fazla işlem hacmine sahip 124 adet seçmiş olduğumuz hisse var ve bunları değerlendirmeye devam ediyoruz. Toplamda 18 adedini geçtik. Şimdi 6 adet daha değerlendirip 24'e tamamlamış olacağız ve geriye 100 tane kalmış olacak sevgili dostlar. Bu videomuzda Akbank, İşfin, İhlas, Alctl, Eczacı İlaç ve Hedef sevgili dostlar karşımızda olacak. Standart yasal uyarımız ekranımızda, kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir deyip sırasıyla şöyle hisselerimizi değerlendirme kapsamına alalım. Akbank'la devam edelim. Şöyle sevgili dostlar, yatırım tavsiyesi olmadan hisselerimize bakalım. Evet, yükselen bir kanal oluşmuş durumda burada. Daha önce de burayı çizmiştik değil mi, hatırlarsanız. Evet. Şuradan tekrar alıyoruz. Şimdi sevgili dostlar, burada yükselen bir trendimiz mevcut. Yani hedefimiz yukarı yönlü. Şimdi burada kısa süreli destek noktamız neresidir diyecek olursak, bakın şu bölgeyi, bakınız çizginin başlamış olduğu şu bölgeyi biz destek olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. Ederini 6.72 bantları. Evet. Bakın şuraya koyalım. 6.73, 6.75 artık neyse. Bu seviyeler destekli takip ediyoruz. Şimdilik yukarı yönlü bir hedef söz konusu diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Bakınız. Önemli direnç noktalarımız var. Bakınız defaatler test edilmiş. Tekrar bu seviyeye doğru bir yolculuk oluşabilir ki oluşursa da 8.40'lara kadar yolu söz konusu diyebiliriz sevgili dostlar. Teknik anlamda ki bizim 6.75 bantları şimdilik destek hattımız olarak kalsın sevgili dostlar. Şöyle indikatörlerimize bakalım. İndikatörlerden özellikle bakınız MACD indikatörünü, bakınız daha önceki kesişmelerine bakınız. Bakınız. Aşağı yukarı tüm kesişmelerde bu şekilde. Tekrar alalım. Bakın tüm kesişmelerde bir yükselişin söz konusu olduğunu görüyoruz. Artık buradaki soru işareti ortadan kalkıyor mu? Kalkıyor. Yani daha önceki hedeflere bakalım, kesişmelere bakınız. 6.70'lerden 8'lere. Bakınız yine daha önceki kesişmede 5.40'lardan 7.82'lere gelmiş durumda. Tüm bu kesişmelere bakacak olur isek bizim için şu anda bir fırsat mı? Fırsat. Yani nasıl geçmiş bizim için bir tecrübe ise tarihte, hani tarih tekerrürden ibaret deriz. Aynı şekilde MACD'nin burada tekerrür edeceğini az buçuk tahmin edebiliriz. Ve burada tekrar direnç bölgesi test edilebilir sevgili dostlar. Burada yine bakınız kesişim gerçekleşmiş. Yine RSI bakınız buradan yoluna devam ettiği müddetçe 50 bantların üzerine attığı takdirde daha da hızlanacaktır diye ümit ediyoruz. Şöyle üstsel hareketli ortalama 20-50 kesişmesine bakalım. Bakın aslında satış vermiş ancak tekrar alım pozisyonuna geçtiğini görüyoruz ki 4 saatlikte bakalım. Bakınız. Şöyle saatlik grafiğini inceleyelim. Evet. Saatlikte de önemli bir direnç noktamız söz konusu, bakınız. Şöyle 7.35 bantların üzerine attığımız takdirde yoluna devam edecektir. Şöyle 7.33'lük bir direnç saatlikte gözüküyor. Bakın şu bölge direnç olarak yine karşımızda. Burayı atlatabilir isek bakın şu mesafe kadar aradaki ilk planda yukarıya, bu da ne yapar? 7.62 yapar sevgili dostlar. Tabii büyük değere bakacak olursak, bakın şu bölgeyi alacak olursak da sevgili dostlar yükselişimiz nereye kadar gider? Bakınız 8.03'lere kadar ilk etapta bir yolculuk söz konusu olabilir. Yani ilk 7.60 akabinde de 8 bantları bir hedef olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Yani bizim 7.33'lük direnç bölgesini kırmamız lazım. Burası önemli bir direnç. Nereden kaynaklı? Bakınız biz buradan alıyoruz ancak bakınız bu bölgeyi şöyle uzatacak olur isek bakınız ta buralara kadar dayanıyor. Yani bu destek hattı bir saatlik bazda bakınız net bir şekilde gözüküyor. 7.33-7.35'lik direncin üzerine atmamız lazım sevgili dostlar. Bu seviyenin üzerinde güzel bir yolculuk söz konusu olabilir. Akbank'ta 7.35'i hafızamızın bir köşesine not alalım sevgili dostlar. Bu direnç kırıldığı takdirde yukarı yönlü hızlı atakları görebiliriz Akbank'ta. Şöyle haftalık bakalım. Bakın haftalıkta yine 20.50 kesişmesini görüyoruz. Güzel. Şöyle aylık. Bakın aylıkta 20 günlük hareketli ortalama, daha doğrusu 20 aylık hareketli ortalama uzun yıldır bakınız hiç 50'nin altına sarkmamış. Tam burada satış verecekken tekrar yukarı kırmayı başarmış bakınız. Bu önemli. Demek ki bu yükseliş devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Saat bazındaki o 7.35 değil mi? Tekrar bakalım. Ortalama 7.33-7.35 bu bantların üzerine atmamız lazım. Kalıcı bir yükseliş için, sağlıklı bir yükseliş için sevgili dostlar. Evet. Akbank bu şekilde geçelim sevgili dostlar. Şimdi sırada İşfin var. Bu İşfin çok soruluyor. İş finansal kiralama. Yani son zamanlarda en fazla sorulan hisselerden bir tanesi diyebiliriz. Şöyle grafiği sıfırlayalım. Şimdi saatlik grafiğimiz güzel. Bakın şurada bir çanak oluşumuna doğru gidiyor. Ve hedef olarak bakınız 2.43'ler. Şimdilik burada bir hedef. Şimdi buraya dikkat edelim. Eğer burayı deler geçerse sıkıntı yok. Ancak buradaki satıcı tekrar burada gelir ise buradan bir gevşeme geriye olabilir. Buraya dikkat edelim. Buranın değeri kaç? Şöyle bakıyoruz. 2.43'lük kısmın üzerinde şöyle tam bir mum oluşu ise sevgili dostlar. Bakın şuradaki aradaki mesafe kadar yukarıya yol alabiliriz ki bu da nereye gelir? Şöyle bakalım. Bakınız 2.43'lük mesafe atlatıldığı takdirde evet. Grafiği sıfırlayalım tekrar. Evet, şöyle grafiği sıfırlayıp tekrar alalım sevgili dostlar. Bazen donmalar yaşanabiliyor. Şimdi saatlik bazda inceliyorduk ve 2.43 demiştik değil mi? Bakın saatlik bazda tekrar çizelim. 2.43, 2.44 neyse yani bu seviyenin üzerinde tam bir mum oluşturduğumuz takdirde bakınız 2.80'lere kadar bir yolculuğumuz söz konusu olabilir. Yani bu direnci önemseyelim. Bu direnç önemli bir direnç. Bakınız bu noktalardayız. burayı kırıp geçtiğimiz takdirde sevgili dostlar 2.80'ler karşımıza çıkabilir. Ancak burada olası bir dönüşte tekrar bakınız 2 bantlarına yerleşmemiz söz konusu olur ki onun için de biz şu bölgeyi şimdilik bakınız 2.34'leri stop olarak alalım. O şekilde takip edelim saatlik bazda. Şimdi günlük bazda zaten her zamanki söylediğimizi söylüyoruz. Yani bu tarz hisselerde sevgili dostlar alıp bekleyeceksiniz. Yani izinizi kaybettireceksiniz. Şimdi bakınız sert bir düşüş ve buralarda ne yapılır? Ancak hisse toplanır. Bakınız ortalama şu seviyeler bakınız. Artık 2018 başlarından itibaren 2 bandı bir destek olarak kalmış. Bunun üzerine sert düşüşler, sert yükselişler yaşanmış. Bakınız 2 bandın üzerinde. Bu tekrar yaşanabilir mi? Yaşanabilir veya uzun vadeli de gidebilirsiniz. Ancak bu seviye önemli. 2 bandlarında sürekli hisse toplanır. Ona göre takip etmekte fayda var. Sindire sindire yol almak önemli. Umarım güzel yerlere gelir sevgili dostlar. Bu donma neden yaşanıyor? Onu da bir tespit edebilirsek. Tekrar alalım. Zaten gözüktüğü üzere burada da net bir şekilde ortada sevgili dostlar. Bakın şu bölge kritik bir bölge. Yani 2.43 bantları bizim için önemli diyebiliriz. Ve bakınız şuraya sıkışmış bir hissemiz söz konusu. Yani 2 ve 2.40 bandına sıkışmış. Onun için bu bölgeyi geçmemiz lazım. Geçemezsek tekrar geriye bir gevşeme olabilir. Onun için dikkat edin sevgili dostlar. Şimdi indikatörlere bakalım. Evet, indikatörler yukarı yönlü hızla gidiyor. Bu güzel. Şöyle haftalık, aylık bakalım. Aylık teşrif eder ise tabii ki. Yani burada sevgili dostlar kısaca şunu söyleyebiliriz. Burada da 2-2.40 bandında toparlanma söz konusu olur. Birazcık uzun vadeci olmak gerekli. Yani bu kadar sert düşüşün arkasından bir toparlanma gelebilir. Ve bu toparlanmalara bakınız 20-50 ile arasındaki mesafeyi ne yapıyor? Gitgide daralttığını görüyoruz. Bakınız daha önce ne yapıyordu? Mesela şurada 20-50 ayrımı gerçekleşmiş. Bakın aradaki mesafe gitgide ne yapıyor sevgili dostlar? Genişliyor. Yani düşüş hızla devam ediyor anlamında bakınız. Mesafeye bakınız aradaki. Ve sonunda burada ne yapıyor? Bakınız 20-50 birbirine yaklaşmaya başlıyor ve gitgide daralıyor. Demek ki burada bir yerlerde ipler kopabilir. Bu bölge bizim beslenme alanımız. Burada ne kadar iyi beslenirsek gün gelir bu seviyeleri test ettiğimiz zaman o kadar da rahat bir şekilde satışı ve karı görebiliriz. Yani 2.08 bantlarının altına düşmediği müddetçe yola devam etmekte fayda var. İşfinde İhlas'a bakalım. Bakınız İhlas'ta da şu bölgeyi baz alarak hareket edecek olursa tepeleri buradan artık kırılımla beraber yukarı yönlü bir yolculuk söz konusu olabilir. Şimdi burada sırasıyla çanak oluşturabiliriz sevgili dostlar. Bakınız ilk çanağımız Şöyle görüldüğü üzere. Burada bu çanak oluşuna doğru gidebiliriz. Şimdi rengini biraz daha sönük yapalım. Evet. Bakınız burada çanak oluşumu gerçekleştirdiği takdirde bizim hedefimiz 0.73 olarak karşımıza çıkar. Yani yine sabırla artık devam edeceğiz. Yani biraz önce hani İşfin'de demiştik. Bakınız şu dip bölgede mal toplanır. Bakınız burada uzun süreye dayanmış bir sabrın sonunda bakınız. Yani 0.20'lerden 0.60'lara 70'lere neredeyse 3 katına gelmiş olan bir hisseden bahsediyoruz. Yine bakınız buralarda 0.30'larda oyalanıyor. Şimdi 0.50 bantlarındayız. Tekrar geriye salar salmaz ayırmasın, ancak burada gözüken bir çanağımız söz konusu sevgili dostlar. Yani bu şekilde sabırla takip edelim. Şimdi burada destek hattında çizeceğiz. Burayı da eğer göz önüne alır iseniz bakınız şu şekilde. Nedenli önemli bir destek olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Bakın siyah noktamız, siyah destek hattımız oldukça net sevgili dostlar. Bakın birinci destek, ikinci destek, üçüncü destek, dördüncü destek. Yani bu siyah çizgiyi takip ediyoruz çanak içerisinde. Burada muhtemeldir bu hareketleri yapacaktır. Ama nihayetinde görünen köy 0.75 bantlar olarak karşımızda duruyor sevgili dostlar. Yeter ki bu siyah destek hattının altına biz sarkmayalım sevgili dostlar. Evet, İhlas'taki tablo bu şekilde. Günlükte pozitif, şöyle aylık bazda bakalım. Evet, aylık bazda şöyle baktığımızda daha net bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Hatta şu şekilde alacak olur isek. Bakınız burada düşen kırılıyor. Yani ortalama 0.40'larda yukarı gidiyor. Tekrar bakınız gelip onayını alıyor. Bu bizim için pozitif diyebiliriz. Yani hedef olarak şimdilik 0.67, 0.70 bantları gözüküyor. İhlas'ta tabii sabırla gitmek lazım. Evet, o günlükteki destek bandını da takip etmek gerekir sevgili dostlar. Alctl'e bakalım. Evet, şimdi burada aylık grafiğimiz ancak solumuz, baş, sağımız. Yani bu bölgeye dikkat edelim. 9.25 buralar bir direnç olarak duruyor. Buradan olası bir dönüş hareketi 9.25-9.30 bandından olası bir dönüş hareketi bizi Tobo'ya da götürebilir. Onun için pardon, Obo'ya da götürebilir. Dikkat edelim. Obo bir düşüş sinyalidir. Bakınız. Düşüş formasyonudur. Yani aylık bazda 9.30'lara kadar bir yolculuk şimdilik gözüküyor. Ancak bu seviyeden geriye doğru bir dönüş sol omuz baş sağ omuz bakınız omuz baş omuzu beraberinde getirir. Bu da bir düşüş sinyalidir. 9.32 seviyesine dikkat edelim. Burası önemli bir direnç bölgesi aylıkta. Şimdi günlük açalım. MACD'miz olumlu. RSI yine olumlu. %8.20'leri destek alarak takip ediyoruz sevgili dostlar. %8.20'ler destek. Direnç bölgemiz sırasıyla %9.60 ve zirve noktamız 12.75 şeklinde kısa vadeli bu şekilde bakabiliriz. Şimdilik bakınız şu bölge 8.20 bantlar bizim için bir destek bölgesi sevgili dostlar. Tabi burada dikey destek hattı da bu şekilde çizilir. Bakınız bunun da altına düşmediğimiz takdirde kırmızı çizgimizin yine sıkıntı yok. kırmızı çizgi altına 8.27 altına düştüğümüz takdirde de daha dipte bu bölgeler test edilebilir sevgili dostlar. Yani şimdilik görünüm güzel, ancak aylık bazdaki o obaya dikkat edin ve burada da yine 8.66'ların aşılması gerekli sevgili dostlar. Yola devam etmek için bakınız 8.66 seviyeleri bir direnç olarak karşımızda burada duruyor. Bu 8.66'yı devirdiğimiz takdirde üst banttaki bakınız 9.60'lara doğru bir yolculuk söz konusu olabilir. Yani burada en mantıklısı şu direnç destek çizgisi, pardon. Bakınız burası takip edilebilir. Şuradaki şu oluşum gerçekleşir ise bakınız hani 8.66 bandı kırılır ise şu derinlik kadar yukarıya bir yolculuk söz konusu olabilir Alcatel'de. Evet, aylık bazda oba ihtimalimiz var ancak günlük bazda yukarı yönlü eğilim devam ediyor Alcatel'de. Turgev Proje Gayrimenkul. Evet, bu da gaplı bir şekilde direnci aşmış. Resmen direnci uçurmuş, patlatmış sevgili dostlar, bakınız. Yani burada da artık yatay dirençler ve destekler sırasıyla takip edilmeli, bakınız. Daha önceki direnç bölgemiz 41.93. Yani burada test edilmiş ancak tekrar geriye salmış. Aşağıda da bakınız 37.41. Bakın şu şekilde sırasıyla gider sevgili dostlar. Ortalama 37.49 destek, 42.01 direnç. Onları siyah yapalım. 45.50 ve de 49.40 şeklinde sırasıyla direnç noktalarımız, yatay dirençlerimiz sahnede yer alıyor. Şimdilik 37.49 seviyeleri bizim için destek konumunda sevgili dostlar. Evet. 37.49-37.50 bandı bir destek hükmünde şu anda. Bakalım geriye gevşeyecek mi yoksa nedenle gidecek, bunu da göreceğiz. Biraz çok uçar kaçar bir kağıt. Dikkat etmenizde fayda var tabii ki. Şöyle aylık bakalım. Bu tür kağıtlara biraz aylık bakmak daha mantıklı oluyor. Evet, şöyle baktığımız zaman bakınız aylıkta MACD'nin alımda olduğunu, yine RSI'nin bakınız burada kestiğini görüyoruz. Yani aylık bazda olumlu bir hava, olumlu bir ivme söz konusu diyebiliriz. Şöyle hedef olarak aylık bazda destek ve dirençlerimiz de sevgili dostlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman aslında aylık direnç noktasının test edildiğini, burada bir iğne ucu bıraktığını görüyoruz. Yani şu anda kaç, şöyle 34 44 bantlarında bakınız devam ede gelen bir hisseden bahsediyoruz. Bu 44 bantları eğer kırılır ise sevgili dostlar, 34'ten 44'e bakınız arada 10 TL'lik bir fark var. Buna alırız, yukarıya koyduğumuz zaman neredeyse 54 bantları, 54-55 bantları bir hedef olarak karşımıza çıkıverir. Evet. Şimdilik Turgev Proje Gayrimenkul ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Geçelim diğer bir hissemiz Galatasaray. Evet. Saray yüzümüzü güldürmedi maalesef. Artık ters giden bir şeyler var maalesef. Yani sen gel onca net pozisyonu gole çevirme en kötü Real Madrid, yani en kötü zamanında tam yıkma fırsatı elimizdeyken yıkamayalım. Yani gerçekten yazık oldu. Şimdi Galatasaray şöyle baktığım zaman aslında burada yine yatay ve dikey, bakınız ikisini gösterelim. Bakın önemli bir direnç noktası. Şimdi bakın Galatasaray da aylık bazda bu alanın içerisine sıkışmış durumda. Bu alanın ederine hemen bakalım. 2.85 1.25 şeklinde, bakınız. Bu bölgenin içerisine hapsolmuş bir durumda diyebiliriz. Şöyle bakınız. Geliyor tekrar. Şimdi 2.80'ler tekrar nedir burada? Bir hedef olarak duvar sevgili dostlar. Yani burada 1.25, 1.20 bu bantları aylık bazda destek olarak kabul ediyoruz teknik anlamda. Evet, aylıkta 1.25 2.81 bandında seyir halinde destekten dönüş gerçekleşmiş ve 2.80'ler hedef olarak aylık bazda gözüküyor. Şöyle günlüğe bakalım. Günlükte bakınız MACD'miz olumlu, RSI'miz güzel. Yani ikisi de olumlu. Şimdi bu hisseye şuraya stopunu koy kardeşim. Bakınız 1.42'lere. Bekle 1.79, 1.80'lere. Yani burada yapacağımız olay sadece bundan ibaret. 1.42 stopunu koy, işlem açacak sağın. Ve 1.79, 1.80'lerde bekle. Yani gidişat burada bu olur. Yani bunun dışında bir şey şu anda söylemek için erken diyebiliriz teknik anlamda. Evet. Galatasaray 1.42, 1.80 bandında takip ediyoruz. 1.42 stoplu, 1.80 hedefi takip ediyoruz. 1.80 hedefi de zaten aşılırsa yukarı yönlü güzel bir gelişme söz konusu olur. Şu anda bulunduğumuz bölge fiyat bölgesine bakınız. Daha önceki bir direnç bölgesi. Hemen onu da aktaralım. Bakın 1.55 bantları da bizim için önemli bir nokta diyebiliriz. Yani burada artık yol devamı için eğer 1.55'in üzerinde devam edebilirsek 1.79'lar, yani buranın altında kalır isek 1.42'ler tekrar hedef haline gelebilir. Yani burada 1.55 bandını şöyle bir garantilemesi lazım. Yani şu tepeyi aşması lazım sevgili dostlar. Bakın şurada da yine tepeleri görüyoruz. 1.54-55 bandı bizim için önemli bir tepe noktası. Burayı baz alarak hareket edelim Galatasaray'da. Evet. Akbank'a baktık, İşfin'e baktık, İhlas'a baktık, Alctl, Galatasaray'ı bu şekilde şimdilik sonlandıralım sevgili dostlar. Hisseler arasında biraz kayma da oldu, önemli değil. Tekrar artık yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Herkese bol kazançlar, destekler, dirençler iyi takip edilsin. Piyasa haberleri iyi takip edilsin. Sizlere bir nebze de olsa faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Başınızda şöyle geçmiş olan güzel anekdotlar varsa da borsa ile ilgili okumamızı istediğiniz, paylaşmamızı istediğiniz paylaşırsanız da tecrübe anlamında hepimiz istifade etmiş oluruz sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar yeterli diyelim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.